Hardware Plus'ın herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Elimde görmüş olduğunuz gibi Oppo'nun yeni telefonu bulunuyor. Kendisi giriş orta segmentte olduğunu söyleyeyim kendisi Renault 11 F serisinin biraz daha uygun fiyatlı telefonu. Yani Renault 11 F, S ya da FS diyebiliriz buna. Peki telefon bizlere neler sunuyor? Gelin hep beraber detaylı bir şekilde inceleyelim. Her zaman olduğu gibi tasarım kısmıyla telefonu incelemek istiyorum. İlk dikkatimi çeken şey arka tarafı oldu. Kamera adası yuvarlak bir şekilde ayarlanmış. Bu da amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz bir şekilde aslında. Yani bu şekli ben çok seviyorum ve çıkıntısını da minimize etmiş olmaları da en çok koşuma giden noktası oldu. Çünkü elinizi aldığınızda burada çıkıntı hissetmemek benim için önemliydi. Çok da büyük bir çıkıntı hissetmiyorsunuz. Neredeyse sıfırlanmış gibi duruyor. Boy tarafına göz attığımızda ise 163,1 mm'lik boyu, 75,8 mm'lik eni ve 7.69 mm kalınlığı bulunuyor arkadaşlar. Yani 8 mm'nin altında kaldı içinde gayet ince bir telefonla beraberiz. Tabii ki renklerine göre burada kalınlık biraz fark edebiliyor. Kehribar rengini aldığınızda bu kalınlık 7 76 milimetre kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Ağırlık tarafında ise 187 gram ağırlığı bizlere sunabiliyor. Zaten kutu tasarım anlayışı olduğunu görebiliyorsunuz. Elinizde sağlam bir şekilde telefonu tutabiliyorsunuz. Tabii ki kılıf vesaire taktığınızda biraz daha kalınlaşacaktır ama genel itibariyle başarılı bir tasarım olduğunu ben düşünüyorum. Telefon alt tarafına göz attığımızda stereo hoparlörün bir çıkışını, tip C girişini, mikrofonu, sim kızağımızı görebiliyoruz. Sol tarafında herhangi bir şey bulunmuyor. Üst tarafına göz attığımızda bir adet mikrofonla Stereo polarının diğer çıkışını gözlemleyebiliyoruz. Sağ tarafına geldiğimizde ise güç tuşuyla beraber burada ses açma kapatma tuşları da yer alıyor. Dediğim gibi renk tarafında kehribar rengi bulunuyor. Bununla beraber benim elimde görmüş olduğunuz mat gri rengiyle beraber bir de zeytin yeşili rengi bulunuyor ki bence en güzel rengi burada zeytin yeşili olan renk gerçekten çok hoş duruyor. Eğer bir Renault 11FS alacaksam kesinlikle zeytin yeşili rengini tercih ederdim gibi duruyor arkadaşlar. Koruma tarafına geldiğimizde ise burada IP. IP64 ile beraber su ve tozlara karşı bir dayanıklılık gösteriyor. Bir de ıslak elde dokunma özelliği de var. Yani yağmur altında bile telefonu kullanabiliyorsunuz. Telefon ekran sapıtmayacaktır arkadaşlar. Böyle bir özellikten bahsediyorum. Ama tasarım kısmındaki en büyük özellik bence arka tarafındaki ışık halesi. Ne demek bu? Kamera adasını kapsayan bir ışık yuvası bulunuyor. Yani daire şeklinde burada ışıklar bulunuyor. Buradaki ışıkları siz özelleştirebiliyorsunuz. Özelleştirmekten kastım da şu buradaki aydınlatma efektlerinde yani müziklerde aramada şarj ederken ya da bildirimlerde özelleştirmesini yapabiliyorsun orada ışık yanıyor buradaki ışıkla telefona bildirim mi geldi arama mı geldi müzik mi çalıyor ya da telefon şarj mı oluyor onu çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum gelin bir de ekran tarafına ekran tarafına geldiğimizde segmentindeki yeterliklerin tamamını bence karşılıyor arkadaşlar 6.67 inçlik bir ekranımız yer alıyor bu panel AMOLED panel olduğunu söyleyeyim yani renkleri güzel bir şekilde sizlere gösterebiliyor. Ek olarak da çözünürlük tarafında 1080'e 2400 çözünürlüğü yani Full HD plastik bir ekranla beraber oluyorsunuz. 394 ppi gösterebiliyor. 120 Hz beraber geliyor ki gerçekten akıcı bir ekran olduğunu söylemek istiyorum. 120 Hz de kilitleyebiliyorsunuz. 120 Hz beraber kullanmak baya baya keyifli. Dokunmatik örnekleme kısmına geldiğimizde ise bizlere burada maksimum olarak 180 Hz'lik bir dokunmatik örneklemeyi gösterebiliyor. Yani sizler bastığınızdaki algı algılama hızından bahsediyorum. Bu da gayet iyi bir şekilde. Evet sektör standartında daha iyi olanlar var mı? Evet var ama genel itibariyle yine de hızlı bir şekilde 180 Hz'de sayabiliriz arkadaşlar. Bununla beraber %100 bir şekilde hem sRGB'yi hem de DCI-P3 gamını destekliyor ki ekranda bir şeyler izlediğinizde renkler sizin de hoşunuza gidecektir. Dediğim gibi segmentteki özelliklerin neredeyse tamamını karşıdan bir ekrana beraber oluyorsunuz. Bir de 1200 maksimum parlaklığa kadar çıkabiliyor. Güneş altına çıktığınızda çok fazla gözünüzü yormayacaktır Yani ya ben bu ekrandaki şeyleri göremedim demeyeceksiniz arkadaşlar 1200 nit parlaklık bu seviyedeki telefon için yeterli olarak ben düşünüyorum Bir de tabii ki ekran çerçevelerinden bahsetmem lazım karşıdan baktığınızda ekran çerçeveleri sizleri yormuyor ama alt tarafta daha kalın bir ekran çerçevesi olduğunu söylerim şöyle gösterdiğimde burada görmüş olduğunuz gibi ekran çerçeveleri bulunuyor zaten sizler de detaylarda görmüşsünüzdür ekran çerçeve konusunda başarılı mı Evet başarılı daha iyi telefonlar var mı Evet bence daha ekran çerçevesine sahip olan telefonlar bulunuyor. Gelelim işin performans tarafına Oppo Reno 11 FS'in içerisinde giriş orta segment bir işlemci bulunuyor. Daha güncel bir işlemci kullanılabilir diye düşünüyorum. İçerisinde Snapdragon 685 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci daha çok verimlilik yönüyle ön plana çıkıyor. Yani performans telefonu arıyorsanız, çok fazla oyun oynuyorsanız, e tabi bir de uygun fiyatlı telefon arıyorsanız bu telefon sizin için uygun olmayabilir. Daha çok günlük kullanıma yatkın olmasıyla ön plana çıkan bir telefon olduğunu ve işlemci olduğunu düşünüyorum. Grafik tarafına geldiğimizde Adreno 610 GPU'su ile beraber geliyor. Evet oyunlar oynatıyor mu? Oynatıyor ama yüksek grafikte oyunları oynamanızı çok da fazla tavsiye etmiyorum. Genellikle daha düşük grafikte oyunlar oynamanız bu telefonda iyi olacaktır diye düşünüyorum. RAM ve depolama tarafına geldiğimde ise 8 GB RAM'imiz ve 256 GB depolamamız yer alıyor. Burada gayet yeterlikleri sağladığını söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Yine segmentini düşündüğümde yeterli bir kapasite bizlere sağlayabiliyor. Ek olarak da RAM'inizi artı 8 GB olarak da arttırabiliyorsunuz. Burada bunu açmanızı tavsiye ediyorum ben. Çünkü arka tarafta tutulan uygulamaların uyutulmaması ve geri çağrılmasında çok büyük bir fayda sağladığını şimdiden sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir de şundan bahsedeceğim. Micro SD kartla beraber de hafızanızı arttırabiliyorsunuz. Eğer ben bir micro SD karta sahibim, belgelerimi orada saklıyorum ve görüntülemek istiyorum dediğinizde bu telefonda o destekte bulunuyor. Peki bu telefonla beraber bu işlemci yani Snapdragon 685 işlemcisi nasıl performans gösteriyor? Sentetik testlerdeki son neler onları sizlere söylemek istiyorum. Antutu'ya göz attığımızda burada 375.613 puan almayı başarıyor. Geekbench 6'ya göz attığımızda ise tekli çekirdekte 474 çoklu çekirdekte ise 1458 puan almayı başardı. PC marka baktığımızda ise performans testinden 8177 puan almayı başardı. 3D Mark'ın Slingshot ekstrem testini yaptım ki zaten bu telefon çok da güçlü bir işlemciye sahip olmadığı için Slingshot testini yapmak istedim. Orada da 1567 puan almayı başardı. Yani görmüş olduğunuz gibi skorlar çok da yukarılarda değil arkadaşlar. Kendisi giriş orta segmentte yakın bir telefon olduğu için böyle bir işlemci kullanmış durumda. Peki gelin biraz da yazılım tarafından konuşmaya. Bildiğiniz gibi Oppo telefonların içerisinde Color OS işletim sistemi bulunuyor. Daha doğrusu ara birimi bulunuyor. Android 14 tabanında Color 14'ü kullanıyor. Kullandığım süre boyunca gerçekten özelleştirmesi bol olmasıyla ön plana çıkan bir arayüz olduğunu bir kez daha anladım. Yani kullandığınızda burada duvar kağıtlarından tutun da ikonların şeklinde şemaline kadar bütün özelleştirme yapabiliyorsunuz. Ben de bundan birkaç tanesini yaptım zaten. Kendime gözüme hoş geleni yapınca da telefonu kullanması bir o kadar da zevkli hale geliyor arkadaşlar. Bunu da söylemen geçmek istemedim. Bir de şöyle bir şey var tabii ki. ColorOS ile beraber gelmiş olması da akıcılık konusunda da iyi bir seviyede olduğunu bizlere gösterebiliyor. Burada kendileri yaptıkları testlerde yani kendi laboratuvarlarını yaptıkları testlerde uzun süre boyunca kullanabileceğini sizlere taahhüt ediyorlar. Ama bu taahhütü ne kadar süre boyunca tutacaklarını ben de bilmiyorum. Güncelleme konusunda konusuna geldiğimizde ise şu anda bir muamma olduğunu ben düşünsem de genel itibariyle şunu söyleyebilirim. Oppo yazılım konusunda başarılı markalardan bir tanesi. Ne kadar giriş segment bir telefon olsa da giriş orta segment bir telefon olsa da güncellemeyi peyderpey alacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim şu kamera adasındaki kameralara. Kameralar diyorum çünkü 3 tane kamera yer alıyor. Buradaki 3 tane kameradan ana kameraya göz attığımızda 50 megapiksellik bir ana kamera olduğunu görebiliyoruz ve f değeri olarak da f1.8 diyafram açıklığında o isim desteklemiyor arkadaşlar. Evet bu büyük bir eksiklik olarak yazabiliriz. İkinci kameraya geldiğimizde ise 8 megapiksellik F2.2 diyafram açıklığında olan 112 derece gösterebilen ultra geniş açı kamerası bulunuyor. Üçüncü kamerasında ise 2 megapiksellik makro kamerası yer alıyor. Kameranın ortasında da inovatif AI kamera yazıyor. AI kamera olmasının nimetlerinden tabii ki faydalanabiliyorsunuz. Peki nasıl faydalanabiliyorsunuz? Burada telefonun kendi galerisi içerisinde AI görüntü silmeyi yapabiliyorsunuz. Yani arka taraftan objeleri ...kişileri vesaire silebiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir özellik. AI Studio ile beraber kendinizi yapay zeka modellemesini yapabiliyorsunuz. Yani kendinizin bir fotoğrafını çektiniz ve sonrasında kendinizi bir başka şekilde... ...bir başka insanmış gibi üstünüze mesela damatlık giydirebiliyorsunuz vesaire vesaire... ...bu şekilde yapay zekayı eğlenceli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani yapay zekayı en basic seviyede kamerasıyla beraber kullanmak istediğinizde... ...sizlere bunları sunabiliyor. Peki fotoğraf ve video kalitesi nasıl? Onlardan da bahsetmek isterim sizlere kamera kalitesi olarak ana kamerayı ben beğendim arkadaşlar. Yani çektiğiniz fotoğraflarda sizi memnun edecektir. Ben çektiğim ana kamerayla çektiğim fotoğrafları beğendiğimi söyleyebilirim. Yani güneşi iyi bir şekilde aldığında ya da ışığı iyi bir şekilde aldığında hem portrelerde olsun hem başka bir şeyler çektiğinizde güzel fotoğraflar çekebiliyor. Renkleri gerçek hayata yakın bir şekilde verebiliyor. En beğendim özelde zaten bu oldu. Yani gördüğünüz neyse telefonda onu görüp çekebiliyor. Tabii ki isterseniz filtre ayarlarıyla oynayabiliyorsunuz ama genel itibariyle çektiği fotoğraflar benim hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir diye düşünüyorum. Ha biraz ışık düşmeye başladığında f1.8 olmasına rağmen kendi işlemcisiyle kendi sensör tabii ki küçük boyutlu olduğu için burada grenlenmeler, kumlanmalar ortaya çıkabiliyor. Bunu olmasını istemiyorsanız daha yüksek seviyede bir telefonu tercih etmeniz gerekiyor. Ama genel itibariyle fotoğraf kalitesi ana kamerasıyla beraber başarılı sonuçlar elde edebiliyor. Zaten 0.6x 1 x'te ve 2x çekimler yapabiliyorsunuz. Daha üstüne çıktığınızda görüntü kaybı oluşuyor. Çözünürlük düşmeye başlıyor video tarafına geldiğimizde ise işlemcisinin desteği olmaması sebebiyle maksimum olarak 1080'e 30 FPS çekebiliyor. Gönül isterdi 1080'e 60'ları 4K'ları görebilmek ama maalesef yok arkadaşlar. 1080'e 30 FPS video çekebiliyor. Buradaki çekerken videoyu da sabit bir şekilde telefon tutmanız gerekiyor. Çünkü o is desteği bulunmuyor. Yani çektiğiniz videolar biraz sarsıntılı çıkıyor arkadaşlar. Bunun da olmamasını isterdim ya da elektronik bir şekilde de yapabilseydi o da güzel olurdu ama maalesef o desteği de bulunmuyor. Direkt kamera var direkt sensör var. Eliniz ne kadar burada sabit tutarsanız o kadar sabit çekim yapabiliyorsunuz. Ön tarafa geldiğimizde ise 32 megapiksellik bir ön kamera yer alıyor. Burada çektiğiniz fotoğraflar hoşunuza gidecektir açıkçası. Segmentinde kaliteli fotoğraflar çeken ve çözünürlüğü yüksek olan telefonlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Video tarafında ise 1080'e 30 fps yine maksimumda videolar çekebiliyor. Yine orada da sabit bir şekilde tutmanız gerekiyor ki sarsıntıları burada gözlemlememek için arkadaşlar. Ama ne kadar sabit tutsanız da oradaki sarsıntıyı her şekilde hissettiğinizi de söylemek istiyorum. Bir de ses tarafından konuşalım şimdi. Ses tarafında dediğim gibi stereo hoparlörü bulunuyor. Peki nasıl ses çıkarıyor? Gelin hep beraber dinleyelim. Evet şimdi sesi yükselteceğim ve hep beraber sesini dinleyelim. Ek olarak da bir özelliğimiz var. %300'e kadar ses arttırımı yapabiliyor. İlk başta sesi sizlere maksimuma kadar çıkaracağım ve ondan sonra %300'e çıkaracağım. Bakalım nasıl bir ses performansı var. Şimdi %300'e çıkalım. Evet bu şekilde bir ses performansı bulunuyor. Bence segmentinde yeterli ve yüksek sesi bizlere sunabiliyor. Biraz tiz ağırlıklı olduğunu söylemem lazım. Yani bas seviyorsanız kendi hoparlörü dahilinde çok da büyük bir bas performansı beklemeyin bu telefondan diye söyleyeyim sizlere. Gelin bir de batarya konusunda. Şimdi burada klasikleşen bir şey var. O da 5000 mAh boyutundaki batarya. 5000 mAh batarya Snapdragon 685 işlemcisiyle beraber gerçekten uzun bir şekilde gidebiliyor. Yani verimlilik günü ağır basan bir işlemci olduğu için standart bir şekilde kullandığınızda 1,5 gün çok rahat aşan bir batarya performansı sizi bekliyor olacak. Ama ben çok fazla fotoğraf çekiyorum burada oyunları oynuyorum ondan sonrasında burada parlaklığı yüksek seviyelerde kullanıyorum dediğinizde evet bir günde burada bataryanız ikinci bir şarjı isteyecekmiş gibi duruyor. Ama korkmayın hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. 45 wattlık bir SuperVOOC şarjı bulunuyor. Bu sayede hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Yaklaşık olarak 75 dakikada %100'e dolum gerçekleştirebiliyor. Biraz daha hızlı olmasını isterdim açıkçası. Yani 45 dakika civarında hatta 50 dakika civarında şarj olabilirdi. %100'e dolum yapabilirdi. Ama bu da bataryayı korumak adına yapılan bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Bir de şöyle bir istatistik bulunuyor. Oppo Reno 11 Fese beraber 4 sene boyunca batarya sağlığını %80 altına inmeyecek diye. Bunu da tabii ki Oppo kendi laboratuvarında test etmiş ve bu şekilde karşımıza çıkmış gibi duruyor. A bağlantı konusuna geldiğimizde ufak da olsa eksiklik olduğunu düşünüyorum. Burada Wi-Fi 5 ile beraber Bluetooth 5.0'ı kullanıyor. Yani artık güncelliğini kaybeden bir bağlantı seçeneği olduğunu ben düşünüyorum. O yüzden de Bluetooth 5.0 yerine daha üst versiyonlar kullanabilirdi ama o da dediğim gibi işlemcinin desteğin olmaması sebebiyle bunlara da sahip olamıyor Reno 11 FS modeli. Ama genel itibariyle günlük kullandığınızda çok da büyük bir problem yaşayacağınızı ben düşünmüyorum açıkçası. Fiyat tarafına geldiğimizde ise şu anda Oppo Reno 11 FS modelini yaklaşık olarak 16 bin lira bandına bulabiliyorsunuz arkadaşlar. 16 bin liraya güncel bir telefonum olsun istiyorum. Ekran amoledim 120 mersim olsun. Arka taraftaki ışık halesiyle beraber gerçekten efektif bir şekilde kullanmak istiyorum dediğinizde 45 wattla beraber hızlı bir şekilde şarj etmek istiyorum. Günlük olarak ale yapacağım. Ana kamerasıyla güzel çekimler yapabilirim. Ben ara sıra dediğinizde karşınıza çıkacak güncel telefonlardan bir tanesi de Oppo Reno 11 FS modeli olacaktır arkadaşlar. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyat bandında alınabilecek telefonlardan bir tanesi mi? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.